Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Octavigon'un MC Party haritasındayım. Mario Party oyununun yanlış hatırlamıyorsam Minecraft'a çevrilmesi. Ama tabii ki daha yapım aşamasında ve harita bitmedi. Ben de burada bazı şeyler yaptım. Onları size göstermek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle Mario Party'yi bilenler orada nasıl çalıştığını bilir. Taşlarınız olur arkadaşlar. Ondan sonra onlar ilerler. Böyle bir oyun alanında. Daha oyun alanı yapılıyor hala daha tabii ki gördüğünüz gibi. Octavigon'un kanalına bakmanız lazım arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapıyor. Şu an en çok bu haritayla uğraşıyor. Uzun süredir ama farklı işler de yapıyor. O yüzden kanalına bakın. Şimdi bu tabii ki teorik bir çalışma olduğu için şu an sadece. Spotlar mesela görünmez olacak. Veya gerçek oyuncu şu büyük armor stand değil. Aslında bir oyuncunun kendi taşı olacak. Burada piece diye geçiyor ama kendi taşı olacak oyuncunun. Bu spotların küçük olması sebebi şu büyük ana şeyden oyuncunun kendi taşını ayırmamızı sağlamak. Burada 4 oyuncu aynı anda oynuyor olacak. Bu şu an sadece bir oyuncu için çalışıyor. Şimdi bir sistemi sıfırlayayım mı olur olmaz. En son ne olduğu bilmiyorum sistemde. Şimdi eğer Mario Party oyunu oynadıysanız diyelim zarınızda 10 var. 10 blok ileri gideceksiniz ya da 10 spot bu durumda. 10 spot ileri gideceksiniz. Devre şu an başka bir yerde çalışıyor. Şu an ben sadece buna bastığımda gördüğünüz gibi 10 olduğu için gidecek. Gördüğünüz gibi şu an 10 blok ileri gidiyor. Bunun hızı çok rahat bir şekilde değiştirilebilir. Biraz takılma görüyorsunuz. Bunun sebebi server lag'ı. Şu an bir serverdeyim. Kendi dünyamda değilim. Şimdi eğer böyle bir yere gelirseniz size hangi yöne gideceğinizi soruyor. Tabi bu sistem çok daha gelişecek. Bu son hali değil kesinlikle. Ama şu an sadece bunun olması bile çok güzel. Mesela diyelim ben şu yöne devam etmek istiyorum. East yazıyor gördüğünüz gibi. East'e tıklıyorum. Ve devam ediyor yoluna. Tamam 10 blok ileri gitti. Bakalım sayalım doğru mu gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10 gitmiş gerçekten de. Hala daha biraz bug'lı ama bu bug'ların sebebi daha çok şeyden dolayı. İşte sistemi falan değiştirdiler şu an biraz. Hala daha üzerinde çalışıyoruz. Mesela şuraya bir götüreyim de onu görmenizi istiyorum. O zaman bir kaç verelim cepten? 20 21 kesinlikle yapar bu işi. Gönderelim. Ve gidiyor. Şunları da kapatayım. Çok kesiyor önümüzü. Peki ne olacak? Benim istediğim şey ta şuraya gelmesin. Şu an east yanlış hatırlamıyorsam. Eastmiş evet. Tekrar eastledim. Evet, biraz yavaş hareket ediyor ama bu hız gayet normal oyunun içindeyken. Tabii ki bu oyun böyle olacağını sanmayın arkadaşlar. Bu oyunda mini game'ler var geldiğiniz karelere göre. 30'dan fazla mini game'le bir harita yapıyoruz şu an ve 4 mini game'i evet sadece 4 hatta belki 4 mini game'i hazır şu an ama onları bu videoda göstermeyeceğim. Onu Octagon kanalında izleyebilirsiniz. Belki ben de bu kanalda oynarım ara sıra. Burada oynayıp video çekmiyorum çok çünkü İngilizce olmak zorunda kalıyor konuşurken. Yani video çekmek için uygun bir ortam değil ve server'ın IP'si daha verilmeyeceği için olmaz. Ama şimdi burada ne olduğunu gördünüz. Burada zıpladı arkadaşlar. Bu her yerde çalışıyor. Yani burada da zıplayacak veya yeni bir yer eklesek onun üstünden de zıplayacak. Bunların hepsi nasıl çalıştığını göstereceğim. Veya merdivenden tırmanmayı ben yokken ayarlamışlar. İyi, ayarlasınlar. Peki şimdi sisteme gidebiliriz. Ne olduğunu en azından gördünüz. Bir fikriniz var artık. Şunu sıfırlayayım ve devreye gidelim. TP 010. Devre bu arkadaşlar. Bu sistemin çalışmasını sağlayan. Öncelikle aşağıdakiler oluyor. Ondan sonra buradakiler oluyor. Ben şu an merdiven sistemini anlatmayacağım. Ama basitçe ne olduğundan bahsedelim ilk önce. Şimdi Wool'umuzu alalım. Bu bizim ana oyuncumuz olsun. Ondan sonra Magenta'yı alalım. Peki. Wool burada. Bunların hepsi resource packlerle yapıldı arkadaşlar bu arada. Yani orijinal Minecraft şeyleri değiller. Bunlar da spotlarımız. Tamam. Şimdi diyelim ben bunun 3 blok ileriye gitmesini istiyorum. Yani şuraya. Öncelikle bunun move to score'u 3'e ayarlanıyor arkadaşlar. Öncelikle oradan bir başlayalım. Ondan sonra burada da bir spot olacak zaten. Unutmayın bunlar aynı blokta demek bu gösterim. Bu ikisi aynı blokta şu an. Öncelikle her şeyden önce diyor ki eğer aynı blokta olduğun bir entity varsa ya da bir spot varsa bu spotun skorunu pre-1 skorunu 1 yap diyor.
Prevent score ne demek? Bu prevent score'un amacı oradan daha önce geçtim demek. Yani can bunun üzerinde olduğu için buradan daha önce geçtiğini belirtmiş oluyor. Her şeyden önce bunu yaptı. Şimdi ikinci olarak diyor ki eğer move to score'um en az 1 ise bana yeni en yakınımdaki kareyi karenin move to score'unu 1 yap diyor. Yani bunun move to score'u 1 olacak. Daha gitmedik oraya. Onu da göstermek için, skoru göstermek için de pink kullanayım. Bunun move to score'u 1 olacak. Ama en yakındaki derken bu hariçten bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu seçiyor. Move to score 1. Move to score 3 bu durumda. Ondan sonra daha önceki videolarımın, en son videolarımın çoğunda kullandığım bir entity'yi başka bir entity'ye ışınlama mantığıyla bunu tekrar izleyebilirsiniz. Bu move to score 1 olan şeye doğru ışınlanıyor. Buraya geldiği zaman arkadaşlar öncelikle her şeyden önce ne oluyor? Skoru öncelikle bunun pre 1 skoru 1 oluyor. Ondan sonra bunun move to score'dan 1 çıkarıyoruz. Böylece artık move to score'u 2. Ve ondan sonra tekrar en yakınındaki şeye skorunu bunun ve bunun move to score'u 0 oluyor arkadaşlar. Ondan sonra bunun move to score'unu 1 yapıyoruz. Ve bu ona ışınlanıyor. Ve aynı şey tekrar. Hapşuracağım galiba. Peki devam edelim. Şimdi tekrar oraya ışınlanıyor. Yani bu bir döngü şeklinde devam ediyor. Eğer kaç dediyseniz. Ama diyelim biz bir dönüş yerine geldik. Yani ya bu yöne gidecek ya da bu yöne. Bu sizin elinizde olan bir şans. Bu sistem 3 yön olsa da çalışacak arkadaşlar. Hiç önemi yok. İsterseniz 3 yön olsun. Burada ne yapıyoruz? Peki entity'nin diyelim bu seferki skoru 4. Yani buraya kadar geldi. Tak tak tak. Şuraya geldi. Şimdi bir blok daha hareket etmesi lazım. Ama nereye hareket edeceğini bilmiyor. Öncelikle buradaki spotun intersection diye bir skor var. Intersection kesişim noktası. Demek yani ayrılım noktası oluyor bu durumda. O skoru 1. Eğer diyor ki ben bir intersection skoru şeyinin üstündeysem şey yapıyor. Dmove skorunu eksi 1 yapıyor. Evet bu da yeni bir skor bu arada objektif oldu ama sadece üzerinde olduğunu belirlemek için. Dmove skoru eksi 1 olan P1 entity'lerini bu sistem etkilemiyor. Yani kısacası şey olmuyor. Eksi 1 olduğu için onu ışınlamaya çalışmıyor sistem. Veya move 1 skorunu azaltmaya da çalışmıyor. Bu sistem sadece böyle kalıyor. Ondan sonra ne yapacağız ondan sonra? Bize Telram menüsünü gösteriyor. Bunun üzerine geldiğinde. Ve biz Telram menüsünden bir yön seçiyoruz. Seçtiğimiz yöne göre bir kutu yaratıyor. Kutuyu göstermek için redstone blok kullanacağım. Bir kutu yaratıyor. Kutu eğer atıyorum south'u seçtiysem böyle bir kutu oluyor. Sadece bu kutu içindeki en yakın objeyi seçmeni istiyor. Ve kendisi hariç doğal olarak. Doğal olarak bu objeyi seçmek zorundasınız ve ona doğru ışınlanacaksınız. Eğer best'i seçtiyseniz kutumuz bu değil. Onun 90 derece dönmüş hali oluyor. Yani şu olacak kutumuz. Bekleyin. Mesela şu olsun kutumuz. Aynı şekilde east'i seçersek o yönde bir kutuda seçecek en yakındaki objeyi. Ve doğal olarak o yöne doğru gitmeye başlayacak. Burası arkadaşlar spawn chunkları olduğu için böyle chunk chunk ayrılmış durumda. Ve evet ana mantığı bu çalışma. Bu benim ürettiğim sistem. Zıplamayı nasıl yapıyor? Zıplamayı yaparken özellikle bir arkadaşım çok yardımcı oldu ki ben bu sistemi niye daha önce kullanmadım onu kullandığını bilmiyorum. Çok zekice bir şey yaptı oradan. Ve göstereceğim ne yaptığını. Peki. Bu biziz. Bunun yapması gereken şey şu arkadaşlar. Eğer yeni bir item almak istiyorum. Eğer şurasında ya da şurasında herhangi bir şey varsa bir blok hava hariç zıplayacak. Zıplamayı da şeyle yapıyoruz. Motion tagiyle yapıyoruz. Motion tagine yukarıya doğru bir motion vererek onu zıplatmış havası yaratabiliyoruz. Ki zıplama da aslında budur. Motion tagini ayarlar. Burada da motion tagini ayarlayarak onu zıplatmış oluyoruz. Sonra yer çekimi zaten onu aşağı doğru çekiyor. Aynı zamanda teleport çalıştığı için hem hareket ediyormuş hem de zıplıyormuş gibi gözüküyor. Peki ama sorun şuydu. Etrafında herhangi bir blok olduğunu nasıl anlayacağız? O da şöyle bir şey yaptı arkadaşlar. Çok güzeldi. Bizim anlamamız gereken şey herhangi bir blok olması.
O yüzden şöyle bir şey yap. Dedi ki eğer şurası havaysa, havayı neyle göstereyim? Havayı da sen de göstereyim. Eğer şurası havaysa skoruna 1 ekliyor. 1. Şurası havaysa gene 1 ekliyor. Şurası havaysa gene 1 ekliyor. Şurası havaysa gene 1 ekliyor. Yani doğal olarak 4 oldu skorun. Ondan sonra skoru en başta 0 ayarlıyor. Yani 0'ken 4 oluyor. Sonra 4'ten sonra tekrar 0 oluyor. Tekrar 4 oluyor. Yani kısacası bu şeyin skoru 4 ise sistem çalışırken skoru 4 ise demek ki etrafında bir şey yok. Eğer atıyorum burada bir şey olursa skoru 3 olacak. Doğal olarak eğer skorumuz 3 veya daha düşükse etrafında bir şey var ya da evet yanında bir şey var ve zıplaması gerekiyor demek. Kısacası bunu yaptık. Şimdi bunların komut bloksal olarak nasıl çalıştığını göstereceğim. Yani komut bloğuna bu dediklerimi nasıl geçirdiğimizi göstereceğim. Aslında söylediğimiz kadar zor arkadaşlar. Çünkü bunu söylemesi bile kolay değil ama başlayalım. Öncelikle alt sıra çalışır. Ondan sonra üst sıra çalışır. Zaten bu 4 komut bloğu falan biliyorsunuz. Işınlanmaya falan gidiyor vesaire gidiyor. Başlayalım. Peki, bu fill clock. Başlayalım. Buna en son gelelim. Devam edelim. Prevan. Evet. Biz ilk önce bunun olduğunu söyledik. Niye dedik? Eğer bir P1 ile P1 arkadaşlar aynı noktada bulunan R0 ve önceden pres bir skoru zaten sıfır olan yani yeni geldiğimiz bir yer ve spot olacak adı tabii ki de. Pres skorunu 1 yap diyor. Pre 1 skorunu 1 yap diyor. Bu her oyuncu için yeni bir sistem oluşacağı için en azından pre 2, pre 3 ve pre 4 şeklinde skorlarımız olacak. Şu anki planlamamıza göre. Daha düzgün bir solution bulamaz mıyız bunu? Belki buluruz. Ama şimdiki ana plan bu. Yani her bir oyuncu için ayrı bir sistem olacak. Belki değiştirebiliriz. Çünkü atıyorum hareket edecek objenin adını P1 yaparız ve bu şekilde sistem düzelmiş olur. Ya da P1 değil de bir scoreboard'la takip ederiz. Kimin turuysa onun skoru mesela 1 olur mesela. Neyse aynı blokta bulunduğun spotun pre 1 skorunu 1 yapıyoruz. Pre 1 skoru neden 1 yapıyoruz onu anlatmıyordum. Mesela biz buradayken bunun pre 1 skorunu 1 yaptık ya. Şuradayken şunun pre 1 skorunu 1 yaptık ya. Böylece biz buradayken hedef olarak bunu seçemiyoruz. Çünkü pre 1 skoru var. Bunu seçemiyoruz. Çünkü aynı blokta doğal olarak bunu seçmek zorunda kalıyoruz. Peki. Bakalım bu ne? Bu tellRow komutu. Daha oraya gelmedik. Bu dmove-1 komutu. Dediğim gibi dmove-1 ayarlıyoruz. Eğer intersection score 1 olan bir şeyle aynı bloktaysa gördüğünüz gibi intersection score 1 olan bir spotla aynı blokta bulunan bir dakika. Evet, aynı blokta bulunan bir P1 varsa ve dmove 0'sa yani ne demek? Herhangi bir yöne karar vermemiş daha. Dmove 0 veya daha azsa dmove'unu -1 yapıyoruz ki bunu dmove eşittir 0 minimum 0 da diyebilirim ama fark etmez ve ben bildiğiniz gibi en kısa komutları sevdiğim için benim için çok da önemli değil. Bunlar herhalde sonradan eklenmiş şeyler. Her şeyin başına bir de jump score'u 0 ayarlıyor. Neden? Çünkü dediğim gibi her şeyin başına jump score'u 0 ayarlayacak ki sonra skorları 1 ekledikten sonra eğer herhangi bir şey varsa 4'ün altında olacak ve bu şekilde zıplama olacak. Başlayalım. Öncelikle P1'in bu hedef seçmeyi anlatıyor arkadaşlar. Şey yani nasıl bir nereye gideceğimizi seçeceğiz. Şimdi spot bu her spot üzerine çalışan bir komut. Evet. Spotun move to score'u 0 ise ve pre score'u 1 ise. Ne demek? Yani ben oraya çoktan gelmişim. Yani şöyle diyeyim. Oraya yeni gelmişim. Gelir gelmez. Orada bir P1 varsa ve bu şeylere sahipse yani oraya yeni gelmişse kısacası ve aynı zamanda intersection skoru yani intersection'da değilse demek bu dmove eşittir 0 demek çünkü eğer intersection'da olsaydı dmove zaten -1 olacaktı ama şu an 0. Move to skorunu 1 yap diyor spotun. Ama bu spotun değil. Hangi spotun arkadaşlar? Şu an içinde bulunduğumuz spot olmayan RM1 bir radiuslu bir circle'ın dışında demek. Pre 1 skoru 0 olan demek de pre 1 skoru 0'dan daha düşük olanları kastediyor. Yani pre 1 skoru 0 veya 0'dan daha düşük demek daha önceden gelmediğimiz bir spot demek. Yani bir sonraki gideceğimiz spotu belirliyor. C eşittir 1 en yakındaki demek arkadaşlar. Böylece en yakındakini belirlemiş oluyoruz.
Ve onun move to score'unu 1 yapıyoruz. Böylece ona doğru hareket edeceğimizi söylemiş oluyoruz. Bu arada eğer arkamdan kötü sesler geliyorsa bunun için çok üzgünüm. Ama şu an yapabileceğim bir şey yok. O yüzden anlatmaya devam edelim. Bunlar ışınlama arkadaşlar. Bunun çalışma mantığı kesinlikle benim bir entity başka bir entity'ye nasıl ışınlarsınız mantığıyla çalışıyor. Onunla ilgili tonlarca videom var artık. En iyi anlattığım video bence abonelerime bir soru parantez içinde bir sorun adındaki videomdu. Bu 4 konut bloğu tamamen bunlarla uğraşıyor ve devam edelim. Ondan sonra arkadaşlar burada jump score'a 1 ekliyor görüntü gibi. Add jump 1 diyor. Eğer air yanında air varsa. Bunu tabii ki 4 yön içinde uyguladığı için 4 konut bloğu boyunca taklit ediliyor komut. Ve ondan sonra entity data'mız var. Eğer skorumuz 3 veya daha düşükse ne yapıyor? Motion'ımızı 0.3 yapıyor ve böylece zıplamış animasyonu oluşuyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Execute demişiz. Move to 1. Şimdi burada arkadaşlar evet burada şey geçtik. Tellwrap komutu oynatıldı diyelim. Birisi intersection'e geldi. Tellwrap komutu oynatıldı ve sonra ne olacak? Burada biz donduk arkadaşlar. Ta ki dmove skorumuz 0 veya 0'dan daha büyük bir şey olana kadar. Bunu 0 veya 0'dan daha büyük bir şey yapmanın yolu tellwrap'daki komutlara tıklamak. Hangisine tıkladığınıza göre dmove skorunuza belirli bir skor veriliyor ve bu skora göre hangi kutuyu yaratacağımızı test ediyoruz. Burada arkadaşlar yaratacağımız scoreboard bu hangi yön için mesela bunun hangi yön için olduğunu bilmiyorum. Çünkü okuması benim için de zor. Ezbere bilmiyorum hangisi hangi yöne doğru bir kutuyu kullanıyor. Peki burayı tekrar çekmem lazım. Hangi yönde dmove dediğime göre dediğim gibi bir skor veriyor hangi yöne dair olduğuna dair bu. Dmove 4 iken bu dmove 3 iken bu dmove o zaman 2 iken. Evet buraya kadar dmove'ları izlemiş oluyoruz. Ondan sonra da dmove'lar bitti. Bundan sonra artık dmove'u 0'a ayarlayacağız. Yani dmove'umuz bir yöne ayarlandıktan ve bir hedef seçildikten sonra bizim hareket etmemiz gerekiyor bulunduğumuz konumdan. Yani dmove skorumuzun tekrar 0'a indirgenmesi gerekiyor. Doğal olarak bu komutun kısacası söylediği şey intersection score 1 olan spot'tan yeterince uzaklaştıysak skorumuzu tekrar 0 yapın. Ondan sonra move to skorumuz bir azaltılıyor arkadaşlar. Burada onu yapmış herhalde. Evet remove demişim. Move to score 1 demişim. Kimin move to score'unu bir azaltıyor? Belirli arkadaşlar. Bu spotlar üzerine oynatılıyor. Move to score 1 olan yani yeni geldiğimiz bir spotta. Yeni geldiğimiz bir spottaki move to score'umuz 1 azalıyor. Bu kadar. Ondan sonra da bakalım burada ne yaptık. Pre score'unu 0 ayarlıyor arkadaşlar bu. Şimdi pre 1 score'u neden tekrar 0 ayarlıyor diyeceksiniz. Bu sistemi ben eklemedim ama sonra eklemişler ki mantıklı. Diyor ki eğer bir şeyden 25 blok artık uzağa gittiysen onun pre 1 score'unu 0 ayarlayalım. Çünkü bu sistem, bu harita arkadaşlar başa dönebiliyor. Ve başa döndüğünde onların pre 1 score'larının sıfır olmasını istemiyorsunuz. Ya bir olmasını istemiyorsunuz. Özür dilerim. Her neyse arkadaşlar. Bu iş bu kadardı. Evet umarım anlatmakta başarılı bir iş yapmışımdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve şimdilik bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu an bir icat yok ama birazcık işte saçmalarken bulduğum bir şey göstermek istiyorum. Işınlanabilir bir redstone clue. Evet doğru duydunuz arkadaşlar.